koronavirüs vaka sayısına bağlı olarak tedbirler azaldıkça hastaneler dışında serbest bırakılan maske kullanımı da iyiden iyiye düştü. Önceden günde 150 kutu maske satan esnaflar bugünlerde 1 ya da 2 kutu maske sattıklarını dile getiriyor. Aynı şekilde dezenfektan satışları da düştü. Çin'den tüm dünyaya yayılan ve yaklaşık 2,5 sene süren koronavirüs salgınında vaka sayıları önemli ölçüde düştü. Hastaneler dışında maske kullanımı serbest bırakılırken vatandaşlar da maskelerini çıkardı. Bu durum maske ve dezenfektan satışlarına yansıdı. Maske ve dezenfektan satışlarının eskisi kadar olmadığını söyleyen medikal sahibi Özcan Koçak konuyla ilgili şunları dile getirdi. Özcan Koçak ben. 25 yıldır bu sektördeyim. Eskisi kadar maske talebimiz yok şu an için. Pandemi zamanında işte günlük 100-150 duruma göre değişiyor. Bazen 60-70 dolduğu oluyor. Satışlarımız vardı. Şu anda günde bir tane, iki tane ancak gidiyor diyebiliriz. Zaten eski stoklarımız var. Yani bir aylık, bir ay önceki aldığımız, yani pandemi bitmeden önceki stoklarımız, aldığımız stoklarımız şu anda mevcut hali. Dezenfektan de o ara pandemi döneminde iyi gidiyordu. Bu ara onların da gidişatı düştü. Ama elimizde yine isteyenler için mevcut bulunduruyoruz mutlaka. Dikkat edilmiyor. O pandeminin ilk dönemlerinde işte N95'ler, çift filtreler veya işte üç katlar tarzında ki maske çeşitleri şu anda pek fazla talep yok. Yani özellikle isteyenler yok. İşte illa N95 olsun diye bir talebimiz yok. Pandemi bitmiş olsa bile biz maskeyi tavsiye ediyoruz. En azından hani gripli bir insan geliyor. Grip, kendisi grip etrafına bulaştırmaması için maske takabilir, koruyuculuk sağlar. Yani ben dediğim gibi pandemi döneminde 2-2,5 sene boyunca biz burada hastalarla direkt birebir muhatap olduğumuz için her sene 2-3 defa grip vakası geçirdim. Aşı olmamıza rağmen bakın. O maske takma döneminde ise ben o 2-2,5 senede grip olmadım, onu söyleyeyim yani. Maske şart. Bence hiç bırakmamalı insan. En azından hasta grip insanlar etrafa bulaştırmama açısından kendilerine izole edebilir.